Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şubesi 14. olan kongresi gerçekleşti. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Vedat Gür güven tazeledi. Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şubesi 14. olan kongresini gerçekleştirdi. Sivil toplum örgüt temsilcileri ve emekli üyelerin katıldığı kongrede mevcut başkan Vedat Gür tek listeyle seçime girerek yeniden güven tazeledi. Kongreye katılan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Bizlere göstermiş olduğunuz itimat ve teveccühe çok teşekkür ediyoruz. Bu genel kurulun vatanımıza, milletimize, camiamıza hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyor. Divan heyeti olarak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Kongrede Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şubesi Başkanı ve adayı Vedat Gür, derneğin faaliyetlerinden bahsederek yönetim kurulunun hayırlı olmasını diledi. Yani şu anda sizlerin en büyük sıkıntısı tabii maddi anlamda ayrı, TOKİ konusu. TOKİ konusunun üzerinde zaten bu TOKİ'nin projesi Altın Proje adı altında Sayın Genel Başkanımız birazdan açıklamalarda bulunacak. Bu proje tamamen genel merkezimizin başarısı. Ondan sonra da onların direktifler doğrultusunda biz sizlerle istişareler yaptık. Kaldı ki sağlık yönünden Elazığ'da bulunan 4 tane özel hastanemiz, göz hastanemiz. Ben bazı önemli konuları böyle geçeceğim çünkü hava sıcak. Sizleri, değerli vaktinizi fazla almayacağız. Yani göz hastanemiz var, bu gibi şeyler. Çünkü genel kurulumuzun da, 14. genel kurulumuzun da siz değerli üyelerimize, ülkemize ve derneğimize, siz de ilimize hayırlara vesile olmasını dilerim. Hepinize yönetim kurulu, denetim kurulu adına teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Elazığ Esnaf Odaları Birlik Başkanı Cemil Erdem ise Elazığ'ın sıkıntılarını çözmek için seslenişte bulunarak konuların Cumhurbaşkanı'na aktarılması gerektiğini belirtti. Yönetime çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Sayın milletvekillerimize sesleniyoruz. Sayın bürokratlarımıza sesleniyoruz. Sayın valimize, sayın belediye başkanımıza, basınımıza, biz STK'lar olarak hep birlikte bu sıkıntıları çözmemiz için, emekliler özellikle bu konuları çözmemiz için Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuları ciddi manada ulaştırıp anlatmamız lazım. Ama maalesef bir türlü Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşma noktasında zorluk çekiyoruz. İnşallah böyle bir konuyu tekrar gündeme getirebiliriz, konuşabiliriz, görüşebiliriz diye düşünüyoruz. Ben bu genel kurulun tekrar divan başkanımıza ve ekibine bu başarılı çalışmaları özverili gayret ve çabasından dolayı, güzel yönettiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kongrede Vedat Gür başkanlığında yönetim kurulu Nadir Hangün, Aziz Hıdır Doğan, Hamiyet Çopur ve Celalettin Yıldız isimlerinden oluştu.